Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Genel cerrahi uzmanıyım. Genel cerrahide neler yapılıyor, nelerle uğraşıyorsunuz derseniz. Hemen sormuş olalım hocam. Evet. Birçok hastalıkların teşhis ve tedavisiyle uğraşıyoruz. Bunları yaparken de tabii önemli cihazlar kullanmak gerekiyor. Evet. Genel cerrahinin konuları nelerdir derseniz, öncelikle bütün vücutta olan yaralanmalar, travmalar, doğuştan problemler veya enfeksiyon problemleri veya evet, tümöral problemler, bunlarla vücudun dışında içinde birçok organların problemleriyle genel cerrahi uğraşıyor. Evet. Evet. Cildimizdeki problemlerle uğraşıyoruz. Guatr'la uğraşıyoruz. Lenf bezleriyle uğraşıyoruz. Meme hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Karın içinde olan hastalıklar, mide ülserleri, mide iltihapları, kanserleri, bunlarla uğraşıyoruz. Safra kesesi hastalıklarıyla, safra yolları hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Karaciğerin hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Kistleri, tümörleri veya safra yollarının yine tıkanmasına bağlı hastalıklarla. Sindirim sisteminde ki bir takım organlarla, yani pankreas, bağırsaklar, ince bağırsak, kalın bağırsak, bunların hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Apandisit genel cerrahinin konusu. Yine bağırsak tümörleri, kolon tümörü, ince bağırsak tümörleri bizim alanımız. Evet. Yine karın fıtıkları, kasıklardaki fıtıklar, göbek fıtığı, mide fıtığı gibi alanlarla uğraşıyoruz. Yine makat bölgesinin hastalıkları bizim konumuz. Hemoroidler olsun, fistül, fissür gibi hastalıklar yine bizim konular. Bunlar daha sayılabilir. Evet. Bu şekilde bunların hem teşhisini yapmak hem de tedavisini yapmak gibi bir görevimiz evet, var. Bunu sürdürüyoruz. Evet. Neler kullanıyorsunuz? Neler kullanıyoruz? Evet hocam. Neler kullanıyoruz? Yani bir kere teşhis tabii çok önemli. Günümüzde ciddi cihazlar teşhis vasıtası olarak hekimlerin imkanlarına sunulmuş oldu. Ve özellikle görüntüleme sistemleri bizim eskiden hani açarız bakarız diye olayları neredeyse ortadan kaldırdı. Bunların en önemlilerinden ultrason, çok basit ve kolay uygulanabilen bir metot, görüntüleme metodu. Karın ultrasonu yapılabiliyor, meme ultrasonu yapılabiliyor, tiroid ultrasonu yapılabiliyor. Birçok dokuların ultrasonu yapılabiliyor ve burada da gelişen yine teknolojilerle, görüntülemelerle ve bu alanda yetişmiş uzmanlarla çok doğruya neredeyse %100 yakın sonuçlar alabiliyoruz. Bunun bazen desteklenmesi gerekiyor. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.